Merhaba arkadaşlar. Sorumuzu okuyalım. Bir erkek kuaförünün fiyat tarifesi aşağıdaki gibidir. Kuaför bir günlük çalışması ile ilgili şunları söylüyor. Bugün toplamda 10 kişinin saçını, 20 kişinin sakalını kestim. Toplamda kasaya 535 TL girdi. Buna göre kuaför kaç kişinin sadece sakalını kesmiştir? Şimdi verilen bilgileri düzenlersek, toplamda 10 kişinin saçını kesmiş Sadece saç kestiren x kişi ise sadece saç kestiren x kişi ise 10 kişiden x'i çıkarttığında geriye kalan saç sakalla birlikte saçını kestirenlerdir. 20 kişi de saçını sakalını kestirmiş 20 kişi sakalını kestirdi ise Sakalını kestirenlerin bir kısmı 10 eksi x'in içinde. 20 yapması için buradaki ile toplamı buraya da x artı 10 demem gerekir. x artı 10 ile 10 eksi x'i topladığımda 20 yapıyor. Yani sakal kestirenler 20 kişi yapıyor. Saçları topladığımda saç ve saç artı sakal kestirenlerin sayısı x artı 10 eksi x'ten 10 yapıyor. Yani sağlatmış oluyoruz. Şimdi ücretlendirmeye bakalım. Sadece saç kestirenler 25 lira veriyor. 25x. Sadece sakal kestirenler 15 lira veriyor. 15 çarpı x artı 10. Ve saç sakal birlikte kestirenler 35 TL veriyor. 10 eksi x kişi. Bunların hepsi 535 TL'ye denk geliyor. Düzenleyelim. 25 x artı 15 x artı 150 artı 350 eksi 35 x eşittir 535. Burayı düzenlersek 40 xten 35 x çıktı 5 x kaldı burası 500 yapıyor karşıya attık 500 çıkartırsak 35 kaldı her tarafı 5'e bölersek x'i 7 bulduk bize sorduğu neydi sadece sakalını kestirenlerin sayısı sadece sakalını kestirenler x artı 10'du yani 7 artı 10'dan 17 kişi bulunur doğru cevap e şıkkı. Merhaba arkadaşlar sorumuzu okuyalım. Dikdörtgen şeklindeki bir miktar eş kağıdın her biri tam ortasından katlanıyor ve bu kağıtlar iç içe geçirilerek bir defter elde edilip sayfaları numaralandırılıyor. Bu dikdörtgen kağıtlarının birinin üstünde A artı 1, A artı 2, 4A artı 1, 4A artı 2 numaraları yazmaktadır. Buna göre bu defterlerin numaralandırılmasında kullanılan son numara aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi şöyle düşünelim. Diyelim ki 2 yapraklı bir defter 4 sayfası olacak. Bir tarafında 1, ikinci sayfası 2, iki, üçüncü sayfa 3, üç, 4. Yani son sayfa her zaman çift sayı gelmek zorunda burada. Son sayfa son sayfa çift sayı olmak zorunda. E, çift sayı olmayanlar o zaman şıklarımızdan eleyelim. Şimdi bize verdiğinde de bakın örnek bir dikdörtgen kağıtlarının birinin üstünde a artı 1, a artı 2, 4 a artı 1, 4 a artı 2. Yani 4 a artı 2 şu demek 4'e bölündüğünde 2 kalan şeklinde sayılardan oluşacak demek. O halde şıklardan 62'ye bakarsak 62'yi 4'e böldüğümüzde 2 kalır. Yani 4A artı 2 formatına bakarsak 60 eşittir 4A bu şekilde sağlayacak bir tam sayı A tam sayısı buluyoruz. O halde doğru cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar sorumuzu okuyalım. A, B ve C kişilerinin başlangıçta eşit miktarlarda paraları bulunmaktadır. Aşağıdaki grafikte her sütundaki kırmızıyla gösterilen büyüklük o kişinin harcadığı ve maviyle gösterilen büyüklük o kişinin kazandığı para miktarını göstermektedir. Son durumda C kişisinin parası A kişisinin parasının iki katıdır. Buna göre son durumda B kişisinin kaç TL'si vardır diye sormuş. Şimdi şöyle tablolaştıralım. A, B, C kişilerinin paralarını. Başlangıçta hepsinde X TL olsun. Önce hepsinden azalanları bulalım. Yani kırmızı sütunun aralığını bulalım. Kırmızılar bakıyorum A'da 0'dan 90'a 91 90 harcama yapmış. Azalış var. B'ye bakıyorum aynı şekilde o da 90 azalış var. C'ye bakıyorum 0'dan 40'a 40'lık bir harcaması var. Gelelim şimdi kazançlarına. 90 ile 110 arasında A'nın 90 ile 110 arasında 20'lik bir artışı var. B'ye bakıyorum, 90 ile 170 arasında 80'lik bir artışı var. C'ye bakıyorum, 40 ile 90 arasında yani 50'lik bir artışı var. Son duruma bakalım halde, toplamda hepsinin durumu ne olmuş bakalım? A burada x eksi 70 kalmış, B x eksi 10, C'de x artı 10 olmuş son durumda. Son ile ilgili demiş ki C kişisinin parası A kişisinin parasının iki katı. C'nin parası A'nın parasının iki katına eşitmiş. Buradan x'i bulalım. x artı 10 eşittir. 2'yi dağıtalım. 2x eksi 140. x'i sağa atalım. 2 x'ten x çıkınca x kalacak. 140'ı sola atalım. Direkt buradan x'imiz 150 bulunmuş oldu. Bize neyi soruyor? B kişisinin kaç TL'si vardır son durumda? Son durumda x eksi 10'du. 150 eksi 10'dan 140 gelir. Doğru cevap C şık. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Soru çözmek için masaya oturan bir öğrencinin çözdüğü soru sayısı aşağıdaki gibidir. Öğrencinin ikinci ve üçüncü saatler arasında çözdüğü soru sayısı ilk bir saat arasında soru sayısından 60 fazladır. Buna göre öğrenci toplam kaç soru çözmüştür diye soruyor. Şimdi verilen bilgilere bakarsak öğrenci ilk saat A tane soru çözmüş. 1 ile ikinci saat arasındaki durumda 3A artı 10'dan A çıkartırsak 2A artı 10 soru çözmüş. Yani bu ilk bir saatten sonraki bir saati söylüyor. 2 ve 3. saatler arasında 5A artı 40'tan 3A artı 10'u çıkartırsam 2A artı 30 bulurum. 2 ile 3. saatler arasında da 2A artı 30'luk soru çözmüş. Bize şöyle bir bilgi vermiş. 2. ve 3. saat arasında çözdüğü soru sayısı yani 2A artı 30. ilk saatte çözdüğü soru sayısından 60 fazla yani A'nın 60 fazlası. Buradan a'yı direkt buluruz. 60 eksi 30'dan a'yı 30 buluruz. Bize neyi sormuş? Öğrenci toplam kaç soru çözmüştür? Dikkat ederseniz ilk 3 saatin sonunda öğrenci 5a artı 40 soru çözmüş. 5 çarpı a'mızı 30 bulmuştuk artı 40. Buradan 150 artı 40 toparlarsak 190 buluruz. Doğru cevap C şıkkı. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki 3 farklı kutuda bulunan bilye sayısı şu şekildedir. A kutusundaki bilye sayısı B kutusundaki bilye sayısının 3 katından 1 fazladır. B kutusundaki bilye sayısı C kutusundaki bilye sayısının 2 katından 6 eksiktir. Bu 3 kutudaki toplam bilye sayısı 85 adet olduğuna göre B kutusunda kaç bilye vardır? Şimdi sondan başlayalım. C kutusundaki bilye sayısına x diyelim. İkinci bilgiye bakarsak şuradaki. B kutusundaki bilye sayısı. C kutusundaki bilye sayısının 2 katından 6 eksiktir. O zaman B kutusunda 2x-6 adet bilye olmak zorunda. Gelelim A'dakine. A'dakini de şuraya yazalım. A kutusundaki bilye sayısı. B kutusundaki bilye sayısının 3 katından 1 fazla. Yani B kutusundaki 2x-6 altının 3 katının bir fazlası kadar olmalı. Düzenlersek 3'ü dağıtalım. 6x eksi 18 artı 1. Buradan 6x eksi 17 tane bilye olduğunu buluruz. Bu üç kutudaki toplam bilye sayısı 85'ti. Hepsini toplayalım. A'daki 6x eksi 17 artı B'deki 2x eksi 6 artı C'deki x toplamları 85. 6x 2x daha 8 bir de burada 9x var. Eksi 17, eksi 6. Bunları da toplayıp karşıya atarsak, toparlarsak. Eksi 23 olacak. 85 artı 23'ten 108 gelecek. Her tarafı 9'a bölersek x buradan 12 bulunur. Bize sorduğu nedir? B kutusunda kaç bilye vardır? B kutusunda 2x eksi 6 adet. X yerine yazalım. 2 çarpı 12 eksi 6. 24 eksi 6'dan 18 adet bilye vardır. Doğru cevap B şıkkı. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Uğur bakkaldan aldığı cipsi 3 gün boyunca şu şekilde yemiştir. Birinci gün cipsin 1 bölü 3'ünü tüketmiştir. İkinci gün kalan cipsin 1 bölü 2'sini tüketmiştir. Üçüncü gün kalan cipsi tüketmiştir. Uğur üçüncü gün 32 gram cips tükettiğine göre cipsin tamamı kaç gramdır? Şimdi 3 ve 2'li paydalarda 3 ve 2 olduğu için cipsin tamamına 6x diyelim. Şimdi ilk gün 6x'in 1 bölü 3'ünü tüketmiş. Yani buradan 2x'ini tüketmiş. 6 xten 2x'ini tükettiyse geriye 4x kalmıştır. 4x'in de yarısını yemiş. Buradan 2x'ini tüketmiş. Son gün bakarsak o zaman 2x gitti. 6 xten 4x çıkarsa... Son gün 2x kalmış ve onun tamamını tüketmiş. Son gün yani 3. gün kaç grama denk geliyormuş 2x? 32 grama. Her tarafı 2'ye bölersek x 16 gelir. Bize cipsin tamamını sormuş yani 6x'i 6 6x çarpı 12'den 96 gram gelir cipsimiz. O halde doğru cevabımız 5 şıkkı. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Aynı uzunluktaki mumdan birisi 6 saatte, diğeri 8 saatte yanıp bitmektedir. Buna göre bu iki mum yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun iki katı olur diye sormuş. Boylar eşit olduğu için boylarını bir kabul edelim. İkisinin de boyu bir kabul edelim. Birincisi 6 saat, diğeri 8 saat süreyle yanıp bitmektedir. Şimdi bu bilgileri kullanarak bir saatte ne kadarlık kısımları tükeniyor ona bakalım. Birinci mum ve ikinci mum için. Birinci mum 6 saatte tamamı tükeniyorsa 1 saatte 6'da biri tükenir. İkinci mum 8 saatte tamamı tükeniyorsa 1 saatte 8'de biri tükenir. T süre sonra diyelim bize sorduğu da o. T saat sonra T bölü 6'sı bunun eriyecek. Bunun da T saat sonra T bölü 8'i eriyecek. Başlangıçta boylarını 1 kabul etmiştik. Kalan boylar ne olacak? Burada birinci mumda 1 eksi t bölü 6 kalacak. İkinci mumda 1 eksi t bölü 8 kalacak. Bu aradan geçen t saat sonra demiş ki kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun iki katı olur. Burada bunu belirlerken yavaş olan yavaş yarayan daha uzun kalacak. Diğerinin iki katı olacak. Yavaş yarayan hangisi 8 saatte yarayan ikinci mum. O halde 2 ile çarpmam gereken ifade hızlı eriyen birinci mum. Bu denklemi düzenleyelim. 2'yi dağıtalım. 2 eksi 2 t bölü 6 eşittir. 1 eksi t bölü 8. Şunları yer değiştirelim. 1'i sola atarsak 2'den 1 çıkar 1 gelir. Sağ attım 2 t bölü 6 eksi t bölü 8. Burada 24 yapalım. 3 ile çarpalım. Bunu da 4 ile çarpalım. 4 çarpı 2 t 8 t eksi 3 t bölü 8 çarpı 3 yani paydayı zaten 4, 24 yapmıştık. Şuradan devam ediyorum mavi ile. 1 eşittir 5 t bölü 24 geldi. Buradan t'yi çekersek içler dışlardan 24 bölü 5 saat buluruz. Şıklarda da zaten olduğu gibi var. Doğru cevabımız o halde D şıkkı. Sorumuza bakıyoruz. Bir market sahibi alıp sattığı yumurtalar için şunu söylemektedir: Aldığım 10 yumurtanın maliyetini 8 yumurta satarak karşılıyorum. Buna göre market sahibinin bir yumurtadan elde ettiği kar yüzde kaçtır? 10 yumurtanın maliyeti bir tanesi x olsun. Satarken de bir tanesini y TL'ye satsın. O zaman alırkenki maliyet 10 tane aldığı için 10x. Satarkenki dengelediği için karşıladığı için 8 çarpı y'ye eşit olmalı. Buradan 2 ile sadeleştirelim. 5x eşittir. 4y'dir. Çaprazlama yaparsak e, x'e 4, y'ye 5 diyebiliriz. Yani 4'ü aldığını 5'e satıyor. 4'te 1 kar elde ediyor. Yüzde kaça denk gelir? 25'e denk gelir. O halde doğru cevabımız D eşik. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Bir mağaza müşterilerine iki farklı indirim seçeneği sunuyor. İndirim 1 etiket fiyatından 20 TL indirim. İndirim 2 etiket fiyatından %20 indirim. Bir müşterinin aldığı iki ürünün etiket fiyatları KTL ve LTL'dir. Müşteri KTL'lik ürün için indirim 1'i tercih etmiş ve LTL'lik ürün için indirim 2'yi tercih etmiştir. Buna göre K ve L için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi şunu düşünelim. İndirim 1 ve indirim 2'nin hangi fiyatta aynı şeye denk geldiğini bulalım. Şöyle yapalım. Etiket fiyatımız 100x olsa. Etiket fiyatım 100x olsa. İndirim 1'i uygulasam buna 100 xten 20 TL düşeceğim. Aynı fiyata denk gelmesini istiyorum. %20 indirim yapılsaydı 80x'e düşecekti indirimli hali buradan x'i çekersek 100 xten 80x çıkar 20x eşittir 20 buradan da x ne gelir 1 demek ki etiket fiyatı 100 TL olduğunda hiçbir şey değiştirmiyor İster indirim 1 uygulayın ister indirim 2 ikisi de aynı ücreti veriyor bize O halde şöyle düşünelim 100'den düşük ya da 100'den yüksek olduğunda hangisi daha karlı olur diyelim ki benim e, alacağım ürün 80 TL yani 100'den düşük 80 TL'de birinci indirim uygulasaydım. Birinci indirim. Direkt ne diyor birinci indirim? 20 TL düş. O zaman 80 eksi 20 düşerdim. 60 TL öderdim. 80 TL'ye ikinci indirimi uygulasaydım. ikinci indirimde %20'si diyor. O zaman 80'den %20'sini düşersen. 80 bölü 100 ile çarparsam indirimli halini bulurum. Buradan ne gelecek? 8 kere 8. 64. %20 indirim uygularsam da 64 geliyor. Bu ne demek oluyor? Benim için hangisi daha düşükse ucuza almış oluyorum. O halde yüzden düşük fiyatlarda birinci indirim uygulamak daha mantıklı. Yüzden düşük ve yüksek olanlar için birinci indirimi uyguladığı hangisiydi? K'ydı. O zaman K'nın ücreti yani tuttuğu tutar yüzden düşük. L'nin ücreti yüzden büyüktür ki mantıklı bir şekilde bu indirimleri seçmiş. O halde hangi şıkkımızda var bu? E şıkkımızda doğru cevap. E şıkkı. Evet arkadaşlar, sorumuza bakalım. Aşağıda kenar uzunlukları A, B, C ve D olan iki farklı dikdörtgen verilmiştir. C, A'nın %20 fazlasına eşittir. B, D'nin %10 fazlasına eşittir. Buna göre kırmızı renkli dikdörtgenin alanı mavi renkli dikdörtgenin alanından yüzde kaç fazlasına eşittir demiş. Şimdi A ile B'ye bu verilen bilgiler doğrultusunda bir isim verelim. Bir bilinmeyen verelim. Demiş ki C A'nın yüzde 20 fazlasına eşit. O halde C'ye A'ya on diyelim. Onun yüzde 20 fazlası iki. Yüzde 20'si iki yapar. Yüzde yirmi fazlası 12 yapar. O zaman C'nin 12 olması lazım. B, D'nin %10 fazlasına eşit demiş. BD'nin %10 fazlasına eşitse D'yi 10 derim. %10 fazlası da 11 yapar. Şimdi alanlarla ilgili istediğine bakalım. Kırmızı renkli dikdörtgenin alanı. Kırmızı renkli dikdörtgenin alanı 12 çarpı 10'dan 120'dir. Mavi renkli dikdörtgenin alanı 10 çarpı 11'den 110'dur. Kırmızının mavinin alanından yüzde kaç fazla olduğunu sormuş. Kırmızının şöyle yazalım onu. Kırmızının mavinin alanından yüzde kaç fazla olduğunu sormuş. Buradaki x direkt fazla olan yüzdelik kısmını verecek bize. Burada şimdi içler dışlar çarpımı yaparak başlayalım. Şu yüzü dağıtalım. 111'i de pardon 111 yazmışım. 110 olacak. 110'u da içeri dağıtalım. Buradan işlemi yaparsak 12 yani 120 yanına x0 ekledik yüzde çarpınca 110 içeri dağıttık 110 x artı 110 2 sıfır ekledik yanına buradan 12.000'den 11.000'i çıkartıyorum 1000 geliyor yan tarafta 110 x kalıyor burada sıfırlar giderse 100 eşittir 11 x gelir her tarafı 11'e bölersem 100 bölü 11 yapar. Yani yüzde kaç fazlaymış? Yüzde 100 bölü 11 fazlaymış. O halde doğru cevabımız B şıkkı. Sorumuza bakalım arkadaşlar. İkişer yıl arayla doğmuş 3 kardeşin şimdiki yaşları toplamı babalarının yaşları babalarının yaşının yarısına eşittir. Bu çocuklardan en büyüğü doğduğunda Baba 38 yaşındadır. Buna göre ortanca çocuğun şimdiki yaşı kaçtır diye sormuş. Tablo yapalım. Babanın yaşı birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk. Şimdi en küçük çocuk x yaşında olsa diğeri ondan 2 yaş büyük olacak. Diğeri de ondan 2 yaş x artı 4. Demiş ki bu üç kardeşin şimdiki yaşları toplamı zaten bunu şimdiki için yaptık. Şimdiki yaşları toplamı babalarının yaşının yarısına eşittir. Buranın toplamı ne gelir diye bakarsak 3x artı 6 babanın yaşının yarısına eşitse baba bu yaşın iki katına eşit olacak. Yani 6x artı 12 olması gerekir babanın yaşı. Şimdi gelelim şu bilgiyi kullanmaya. Demiş ki en büyüğü doğduğunda baba 38 yaşındaymış. En büyüğü x artı 4 yaşında olan. Bu doğduğunda yani sıfırlandığında eksi x eksi 4 yıl önce buraya gelirsek eksi x eksi 4 yıl önce 6 xten x çıkar 5 x 12'den 4 çıkarsa 8 bu yaş 38'e eşitmiş buradan 8'i karşıya attık 5 x eşittir 30 x'i ne buluruz 6 buluruz neyi sormuş bize Ortanca çocuğun şimdiki yaşı kaçtır demiş. Ortanca çocuğun yaşına yani 2 numaranın yaşına x artı 2 demiştik x'e 6 bulduk. 6 artı 2'den 8 yaşında olduğunu buluruz. O halde doğru cevabımız D şıkkı. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Yukarıdaki grafikte A ve B maddelerinin tuz ve su miktarlarına ait bilgiler verilmiştir. Buna göre bu iki karışımdan eşit miktarda alınıp oluşturulan yeni karışımın su yüzdesi kaçtır diye sormuş. Buna birinci, buna da ikinci maddemiz diyelim. Karışımımız. Birinci ve ikinci ile ilgili yüzdeleri hesaplamaya çalışalım. Birincisini incelersek 1 gram tuzla 3 gram su karıştırılmış. Yani toplamda 4 gramlık maddenin bize bakın su yüzdesi sorduğu için yukarıya saf madde olarak suyu yazacağım. 3 gramı verilmiş. 4 gram maddenin 3 gramı suymuş. O halde bunu yüzdeye çevirelim. 25 ile genişletelim. Ne yapacak burası? 75 bölü 100. Yani birincisinin %75'i su. İkincisine geçtik. İkincisinde de 3 gram tuzla 2 gram su karıştırılmış. Yani toplamda 5 gram maddenin ikisi su. Bunu yine genişletelim. 20 ile çarpalım. Paydayı 100'e tamamlayalım. Burası da yüzde %40 yapar. Bunun da su yüzdesi %40'mış. Şimdi burada şuna dikkat edelim eşit miktarlarda karıştırıldığı zaman yüzdelerin direkt ortalamasını alıyorduk. Yani 75 artı 40 bölü 2 diyeceğiz buraya. 115 bölü 2 buradan da 57 buçuk olduğunu buluruz. Yani doğru cevabımız D şıkkı. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Suat otobüste işe gitmek için evinden çıkıyor. Suat'ın evinin A durağına olan uzaklığının B durağına olan uzaklığına oranı 1 bölü 3'tür. Otobüsün geldiğini gören Suat duraklardan hangisine koşarsa koşsun saatteki hızı 20 km olan otobüsle aynı anda durakta oluyor. Buna göre Suat'ın koşma hızı saatte kaç kilometredir demiş. Şimdi şuradaki yollarımıza bir isim verelim. Otobüsün bulunduğu nokta, A nokta A durağının bulunduğu, evin bulunduğu ve B durağının bulunduğu. Düz bir çizgi üzerine oturtursak bunu. Buraya x dersek Suat'ın evinden A'ya olan uzaklıkla Suat'ın evinden B'ye olan uzaklık arasında 1'e 3 oranı var. Yani burası x ise burası 3x olacak. Yazalım onu. Burası x, burası 3x. Burasına da y diyelim. Şimdi de A durağında ve B durağında buluşsalar Durum ne olur? Onu tablolaştıralım. A durağında karşılaştıklarını düşünelim. Şimdi A durağına doğru hareket ediyor. V hızıyla hareket etsin Suat. Otobüs de buradan 20 ile geliyor. Birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Biri xlik bir yol alıyor, biri de ylik bir yol alıyor. Önce e, otobüse bakarsak, otobüs ylik yolu 20 ile t sürede alıyor. Suat xlik yolu x yolunu v hızıyla o da t sürede alıyor. Burada oranlarsak sadeleştirirsek y bölü x'i 20 bölü v buluruz. Şimdi B'de karşılaştıkları duruma bakalım. B'de karşılaşsalardı ne olurdu? Yine önce otobüsten başlarsak otobüs B durağına gelene kadar toplamda 3x, x, y yani 4x, 4x artı y'lik yolu alıyor. 20 ile t sürede aynı t değil ama yine t ile gösterelim. Suat da buraya V hızıyla gidiyor. 3x'lik yolu V hızıyla T sürede alıyor. Bunu doğru anlayalım. Buradan bakın dikkat ederseniz. Burada da 20 bölü V. Burada da 20 bölü V. Yani bu iki ifadeyi birbirine direkt eşitleyebiliriz. Y bölü X eşittir. 4X artı Y bölü 3X. Burada x'ler sadeleşir. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3y eşittir 4x artı y bunu bu tarafa atarsak 2y eşittir 4x. Son olarak 2 ile sadeleştirirsek y'nin 2x olduğunu buluruz. Yani burası aslında 2x'miş. O halde bulduğumuzu artık yazalım. İlk a durağında karşılaştıkları yoldaki ihtimalle yapalım. y bölü y dediğim artık 2x bölü x. 20 bölü ve zaten bize v'yi soruyor. Bunlar gitti. 2 ile 20'yi sadeleştirdik. 10. Buradan V'nin 10 olduğu çıkar. O halde doğru cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar sorumuza bakalım. Aşağıdaki tabloda iki farklı iş için aynı nitelikteki işçi sayıları, günlük çalışma süreleri, kaç gün çalıştıkları, bitirdikleri birim iş miktarları verilmiştir. A ve B işlerinde aynı nitelikte işçiler çalıştığına göre A çarpı B kaçtır? Burada bakın Bizim iş miktarımızı M ile göstermiş 120 ve B. Burada yapılan birinci iş 120, yapılan ikinci iş B. Bileşik orantı var. Direkt formülümüzden birinci iş bölü ikinci iş. Kesir çizgimizi çektik. Birinci işle ilgili verilenlerin çarpımı 10 çarpı A çarpı 8. İkinci işle ilgili verilenlerin çarpımı 5 çarpı 2 çarpı 24. Buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. 5 kere 2 10 yapar. Yukarıdaki 10 ile gitti. 8 24 ile sadeleştirdik. 3. İçler dışlar çarpımı yaparsak. A çarpı B eşittir. 120 çarpı 3'ten 360 gelir. O halde doğru cevabımız E şıkkı. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte bir sınıftaki öğrencilerin yaşları ve o yaşta kaç kişinin bulunduğu ile ilgili bilgi verilmiştir. Buna göre bu sınıftakilerin yaş ortalaması aşağıdaki sayılardan hangisine daha yakındır? Bakalım grafimizde 6 yaşında olan 2 kişi, 7 yaşında olan 4 kişi, 8 yaşında olan 8 kişi ve 9 yaşında olan 2 kişi var. Toplam kaç kişi var diye bakarsak 2 artı 4 artı 8 artı 2'den 16 kişi olduğunu görürüz. Başlayalım şimdi aritmetik ortalamamızı bulmaya. Yaşlarının toplamı bölü kişi sayısı olacak. Yaşlarının toplamı 2 kişi 6 yaşında artı 4 kişi 7 yaşında, 8 kişi 8 yaşında ve 2 kişi 9 yaşında. Kişi sayısı da 16. Yukarıyı bulalım. 6 kere 2 12, 28, 64, 18 bölü 16. Yukarıyı toparlarsak 122 gelir. Aşağısı 16. 122'yi 16'ya bölersek 7,625 olduğunu görürüz. Bu sayı şıklardan hangisine en yakındır? 8'e daha yakındır. O halde doğru cevabımız D şıkkı.